Yunanilerle yatırmışlar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının geçtiğimiz haftayı hafif pozitif kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasalarında genel olarak satış baskısı söz konusuydu. Vadelileri şu an için pozitif. Yeni haftaya pozitif açılışla başlayacağını bekliyoruz Avrupa piyasalarının genel olarak. Uzak Doğu piyasalarına baktığımızda Şangay Endeksinde satış baskısı yaşanıyor. Nikkei Endeksinde satış baskısı var. Bizim piyasamıza bakacak olursak yoğun şekilde satış baskısının altından 71 bin seviyelerinde tutunmaya çalışıyoruz. Bugün için yatay bir açılış bekliyoruz endeksten. Daha sonra 71.500 direnç noktasını kırıp 72 bin seviyelerine doğru hareketlenebilir. 72 bin direnç noktasının üzerinde kapanışlar gerçekleşmeden endeksteki alımlar hızlanmayacak diye düşünüyoruz. 72 bin üzerine çıkması durumunda ancak endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyiz. Olası gevşeklemelerde 71 bin destek noktasını kırması durumunda endeksin 70 bin seviyesine kadar geri çekimler yaşanabilir endekste. Burada da takip edeceğimiz önemli destek noktası, ana destek noktası 70 bin seviyesi olacaktır. Bu hafta gerçekten kritik bir hafta, beklenen bir hafta. Belki son yılların en kritik FED toplantısının gerçekleşeceği hafta. Toplantıdan önce de yarın perakende satışlar var ABD'den gelecek olan. Almanya'dan ZEV ekonomik kanısı var. Çarşamba günü TÜFE açıklanacak enflasyon. Perşembe günü de FED toplantısı var. Daha sonrasında 21.30'da FED Başkanı Yellen'ın konuşması gerçekleşecek. Bu toplantı çok önemli. Bunun yansımaları Cuma günü olacak ama FED toplantısına kadar kur üzerinde baskı yaratılmaya devam ederse 3.05-3.06'ların üzerine çıkması durumunda kurun yeniden piyasada satış baskısı gerçekleşebilir ve 70 bin destek noktasında altına sarkabilir. Bu hafta kritik, gelen veriler çok yardımcı olacak. Genel olarak içerideki olaylardan ziyade yurt dışı piyasalarına, küresel piyasalara daha çok bakacağımız bir hafta olacak diye düşünebiliriz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.